manşetimize gideceğim. Ahmet, bir manşeti verelim. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik ya. Ekrem İmamoğlu'ndan eğer bahsediyorsak, bunun sonrasında İstanbul'da diğer aday var. Önemli aday. Bu iki ismin içinde geçecek. Bu iki ismin arasında geçecek. İyi Parti, İyi Parti demem veya bağımsız adaylar veya Zafer'in adayı mümkün değil yani olması. Yani bu iki ismin belirleyici olacağını göreceğiz. Onların alacağı oy miktarları birinin kaybetmesine diğerinin kazanmasına neden olacak. Onların da öyle bir faktörü olacak. Aklayarak Kalkınma Partisi. Kriz Mevlak böyle demiş. Halkı boyların bölünmesi açısından DEM Parti'nin geç başvurusunu kabul eder demiş. Vallahi sadece kent lokantaları için bile oy verilir İmamoğlu'na. Kent lokantaları önemliydi. Şimdi Murat Kurum'dan bakın bu çok enteresan bir haber. Dün fark ettim ben bunu. Görmüştüm ama dün tın diye kafada ışık yani her zaman yanmıyor demek ki yani. Kafada da benim biraz sorun var demek ki. Aslında ilk gördüğünden de bunu 3 gün önceden mi ne görmüştüm. Ben de tın olmadı kafamda. Dün oldu. Böyle bakıyordum. Sosyal dedim bundan iyi haber çıkar. Şimdi bir İstanbul masalı dedik. Gerçekten bir masal izleyeceksiniz birazdan. Bir hikaye anlatılıyor. Bir video. Aşağı yukarı 40 saniyelik bir video. Ve o videoyu izlerken ne kadar güzel diyorsunuz. Aslında olması gereken. O büyük depremin sonrasında 17 Ağustos depreminin sonrasında 99-17 Ağustos depreminin sonrasında Türkiye'nin topyekün bu dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kentsel dönüşümü, deprem sonrasındaki kentsel dönüşümü her yerde sadece İstanbul'da değil işte bir yıl önce depremi yaşadığımız Malatya veya Kahramanmaraş merkezi depremde, İzmir civarlarında her yerde dönüşümün olması gerekiyor. Çünkü fay hatları üzerinde olan bir ülkeyiz. İzlediğinizde evet böyle olması diyorsunuz ama gerçekten bir dezenformasyon yapılıyor. Tehlikeli bir video ve insanlar kandırılıyor. Şimdi Murat Kurum da bunu seslendirmiş bir deprem videosu. Lütfen dikkatle izleyiniz. Ahmet bunu bile büyük ekran verelim. Sizleri izlerken ilk baktığınızda bir şey anlamayabilirsiniz ama lütfen sol alt köşede işte İstanbul'un ilçeleri yazıyor. Sarıyer saat bilmem kaç, 7.00 bilmem kaç. İşte ne bileyim Kadıköy 7.00 işte 7.30 küsür atıyorum. Sarıyer, ne bileyim Bakırköy, Bahçeli Evler, Esenyurt böyle sol alt köşede. Yani İstanbul'da bir deprem olmuş, video bunu anlatıyor. Orada İstanbul'un ilçelerinde insanlar evlerinde sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Sadece abajur düşmüş. İşte bir şu kalemlik yere düşmüş böyle, tamam mı? O kadar. İnsanlar evlerinde, sağlıklı evlerde oturuyorlar videosu bu. En sonunda da Murat Kurum'un sesini duyuyorsun. Şimdi ben bunu anlattım ama sol alt köşeye dikkat edin. Bir de gözünüz videodaki eşyalarda olsun. Koltuk, abajur, kalemlik vesaire gibi yerlerde olsun. Lütfen bir izleyelim. Alo, anneciğim, iyiyiz, iyiyiz. Torunun da iyi, her şey yolunda. Korkma, geçti bir tane. Çok sağladı, çok. 10 dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul güne depremle uyandı. Ama merak etmeyin. Koordinasyon merkezi. İyiyiz, çok şükür. Evet, uzun sürdü epey. Tabaklar, çanaklar devrildi, pek bir şey yok. Çok şükür ben iyiyim, evet. Çok sallandık ama Allah'ıma binlerce şükür. İyiyiz, merak etme. İyiyiz babacığım. Neden inanmıyorsun? Çocuklar da çok iyi. Korkulacak bir şey yok. Sen içini rahat tut. Hepimiz çok iyiyiz, çok şükür. Sistem İstanbul'la 5 yılda 650 bin konutluk tarihi dönüşümü gerçekleştirerek tüm afetlere hazırlıklı, dirençli, güvenli ve risksiz bir İstanbul hayal değil. Biliyorum ki İstanbul'un en büyük ihtiyacı sistemli çalışma ve sistemli yönetim. Sistem İstanbul'un merkezinde siz, odağında sadece İstanbul var. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Hah, arıyorlar. Oğlum. Babacım, iyiyiz, merak etme. Hanım, iyilermiş. Çok şükür. Evet, bu. Peki. Ahmet şimdi beni büyütebilirsin. Full ekran yapabilirsin. Duyuyor musun beni Ahmet? Ahmet beni duymuyor musun? Bir dakika Ahmet'i bir arayalım. Ahmet'i arayalım. Bir bağlantıyı yapalım. Nasıl bir aymazlıktır? Dalga geçiyorlar resmen demiş. Ahmet.
Ahmet benim duyuyor musun Ahmet? Ahmet duyuyor musun? Ha, yok gitmiştim kullandı. Sen benim kullandığım yok. Peki. Şimdi yani bakın Ahmet reklamdan etkilen demiş. Yok internet gitmedi. Onda da bir sıkıntı yok. Ya düşünün şimdi olay bu. Dediğim gibi o sol alt köşelere dikkat ettiniz. Şimdi, o kadar ezbere yapılmış bir şey ki. Şimdi cümlelerden bir tanesi şu, biraz da tabii gazetecilik yaptığımız için, haberde yazma bilgimiz olduğu için, merkezinde insan, odağında sadece İstanbul var demiş. Ya bunu zaten odak merkez demek. Tamam mı? Yani bunu yazan hem görüntüler, ezbere bir görüntüler yaz, yani böyle bir deprem filmi yapalım tamam. Senaryo yazılmışsa. Metni de yazmışlar ama diyor ki süslü cümleler bulalım. Merkezinde siz odağında sadece İstanbul var. Yani şu demek. Merkezinde siz, merkezinde sadece İstanbul var. Yani arkadaş en azından orada farklı anlamda bir sözcük kullan. Yani merkez ve odağın hala da ikisinin zannedersem farkında değil diye düşünüyorum. Bu birincisi, bu ikincisi. Diyeceksin ki takılma o kadar. Esas konuya gelelim biz. Gerçekten öyle. 5 yılda 650 bin konut yapacaklarmış. İstanbul'u döndüreceklermiş. Bak videoya bir şey diyorum. Esas buna diyorum. Çünkü insanları kandırıyorsunuz. Çünkü insanları kandırıyor. Bu tehlikeli bir video. Tehlikeli bir dil. Ve insanları bu gerçekleştiremeyeceğiniz hayaliniz için kullanıyorsunuz. Tıpkı 2019'un 20 Haziran'ındaki veya 21 Haziran'ındaki imar affı, imar barışı gibi. Devletimiz geliyor, devletimiz affediyor, bilmem ne yapıyor, cart yapıyor, cürt yapıyor. İnsanları böyle kandırdınız ve mezara gömdünüz. Şimdi kaç bir yılda Hatay'da 7275 tamam. Şimdi gelelim. Şimdi diyor ki burada bu videoda vaati şu. Yani bunu bu videosuz da söyleyebilirsiniz. Çünkü yarın Allah korusun bir deprem olsa Allah korusun. Yani 80 bin binanın yıkılacağı ne olacak bu video o zaman? Ne olacak Murat Bey bu video? Yani siz her tuşa basmaya başladınız. İşte yok ülkücülerle şu hareket, yok Kürtlerin yanında Kürtçe. Şimdi insanların bu duygularını, bu en hassas duygularını sömürmeye başladınız. 5 yılda 650 bin konut yapacakmış. Ya arkadaş sen 5 yıl Çevre Bakanlığı yaptı. Sen nereleri dönüştürdün? Dönüştürdüğün 5 yılda 650 bin konut var mı? Dönüştürdüğün çok merak ediyorum. Veya ne yaptınız? Şimdi deprem bölgesi oldu. Deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konut yapacağız dediniz. Ya 50 bin mi verdiniz? 35 bin mi verdiniz? 60 bin mi verdiniz bilmiyorum. Maksimum o. Kaç? Kaç? Hatay'da sadece 7275 konut verebilmişler. Sen bunu nasıl yapacaksın ya? Nasıl yapacaksın? İnsanlara yalan satıyorsunuz ve algı yaratıyorsunuz. Bir dezenformasyon yapıyorsunuz. Benim karşı olduğum nokta o. Tabii ki dönüştürmek zorundaydın. 20 sene boyunca, 22 sene boyunca dönüştürmemişsin. Büyük deprem olmuş. O büyük depremin sonrasında demişsin ki işte Maraş depreminden bahsediyorum. Söz vermişsiniz orada. Sen de Erdoğan da söz vermişsiniz. Bir yılda 319 bin konut yapacağız demişsiniz. Belki toplamda o bölgede 50-60 bin konutu anca bitirdiniz. Onu da bilmiyoruz ne kadar oldu. 65 bin mi? Yani bu da yarım yamalak olmuştur diye tahmin ediyorum yani. Ne kadar sağlam oldu o da tartışılabilir. Hızlandırılmış belki de kontrol etsen herhalde belki sağlam bile çıkmayabilir nerede. Şimdi dünyanın parasını da akıtıyoruz yani oraya. Şimdi gitmiş İstanbul'da da 650 bin konutu bir yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde dönüş. Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl yapacaksınız ya? Bana bunu anlat. Bana video çekme. Bir de seslendirmiş. Ha, Toki'den ev mi yaptıracaksın? Tokilere ev mi yaptıracaksın? Ne yapacaksın? Bak TOKİ 2002 yılından beri TOKİ'den bahsediyoruz. Bir zamanlar TOKİ'nin de başındaydı bu beyefendi. 20 yılda TOKİ 22 yılda 1 milyon 200 bin ev yapmış TOKİ. Bu beyefendi 5 yılda 20 yılda yapmış bunu. Bu beyefendi 5 yılda 650 bin konutu dönüştürecekmiş. Nasıl yapacaksın arkadaş bunu? Hesap ortada. Yalan söylüyorsun ya. Yani hem insanların vebali var üstünde. O üstündeki vebalin özrünü bile dilemeden çıkıyorsun. Böyle bir deprem filmi çekiyorsun. O deprem filminin seslendirmesini de sana yapıyorlar. Kusura bakmayın Murat Bey. Söz hakkınızı kullanabilirsiniz. Ve insanların gözünün içine baka baka 22 yılda 1 milyon 200 bin resmi açık kaynaklarda 1 milyon 200 bin gösteriyor. Konut yapılmış. Ben diyorsun ki 5 yılda 650 bin konut. Neyle yapacağım bunu? Nasıl yapacaksın bunu? Para mı var?
Sen daha deprem bölgesini ayağa kaldıramamışsın. İnsanlar çadırlarda kalıyorlar. İnsanlar konteynerlarda pislik içerisinde, susuzluk içerisinde, hastalık içerisinde, karkış içerisinde yaşıyorlar. Sen daha ona çözüm bulamamışsın. Orada ne bileyim altın madeninde insanlar toprak altında kalıyor. Ülkenin toprağı, suyu, hayvanı, bilmem nesi, sebzesi, meyvesi zehirleniyor. Onlarda da imzan var. Çıkmışın ondan sonra ben 5 yılda bunu yapacağım. Tehlikeli bir video bu. Bak bu çok tehlikeli bir video. Size bu aklı kim veriyorsa ve siz buna onay verdiyseniz gerçekten ayıplıyorum sizi. Neden? Çünkü tehlikeli bir video, insanları kandırıyorsunuz. Yarın deprem olsa bu video sizin karşınıza çıkacak. Allah korusun. Allah korusun. Ve diyecekler ki işte 20 yılda neden yapmadın arkadaş? 20 yılda neden yapmadın ya? Çıkmış şimdi İstanbul'da bir deprem oluyor. Belli işte Ali Beyköy, Beşiktaş, Sarıyer. Anne çok iyiyiz. Ay hiçbir şeyimiz olmadı. Allah'a çok şükür çok güzeliz. Ne dedin? Ha. CHP kaleleri mi onlar? Oraya mı oynuyor? Bak ona ben dikkat etmemiştim. Ha, Ahmet diyor işte Avcılar, Sarıyer, Beşiktaş. Olabilir. Ya arkadaşlar böyle dezenformasyonlara da inanmamak gerekiyor. Bir dezenformasyon yasası var. Bu yasanın devreye girmesi gerekiyor. Ve Murat Bey böyle şeylere alet olmayın. Bakın siciliniz mesleki anlamda kara. Daha da bunu karartmayın. Başarılı bir bakan değildiniz. 53 bin insanın vebali Erdoğan'la birlikte sizin üstünüzde. Şimdi buradan bu videoyla insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Ama insanların kanmaması gerekiyor tabii. Kanarlarsa da kendi sorunları. Bu video önemli. Bugün tabii sormak gerekiyor size de. Siz gerçekten İstanbul'da yaşayanlar veya deprem bölgesinde yaşayanlar bunun olabileceğini düşünüyor musunuz? Kendinizi güvenli hissediyor musunuz? Peki bu 5 yıl boyunca insanlar ne olacak? 5 yıl boyunca deprem olursa İstanbul'da ne olacak peki? Ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz o zaman? He? Ya gerçekten böyle insanlara oy vermemek gerekiyor ya. Bunlar oy tacirleri. Bunlara oy vermemek gerekiyor. Ve bunlar gerçekten siyaset sahnesinden silinmesi gerekiyor. Erdoğan'ı silemiyorsunuz. Çünkü Erdoğan'ın gerçekten sosyolojik olarak da her zaman söylüyorum araştırılması gerekiyor. Bir başarısı var. Ve gerçekten büyük başarısı. Ama bu gibi işte bunlar silinir. Bunlar Erdoğan olduğu için zaten siyasette. Veya Erdoğan olduğu için varlar. Ve bu olsun işte Devlet Bahçeli bile aynı şekilde ya bugün Erdoğan olmasa zaten alacağı oyu ne kadardır diye düşünüyorsun değil mi? Veya Erdoğan içerisindeki bir arkadaşımız demiş ki Kezban Hanım dezenformasyon yasası kime neye göre demiş. Aynen öyle bir dezenformasyon yapılıyor ve bu yasanın devreye girmesi gerekiyor. Veya Turgut Altınok veya Hamza da işte adaylar. Her yerde giren adaylar ya Erdoğan olduğu için varsınız. Olmasa özgür ağırlığınız yok gerçekten yok. Yani bir aşama bile kaydedemezsiniz. Yatın kalkın Erdoğan'a dua edin. Başka diyecek bir sözüm yok. Çok sıkıldık bunlardan. Ben de sıkıldım Bora. Gerçekten bu yalan, dezenformasyonlardan, yanlış bilgilerden gerçekten çok sıkıldım. Benim ruh halimi özetleyebiliyorsunuz.